Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün portakal kabuğu reçeli var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde kabuklarını temiz bir şekilde yıkadığımız portakallarımızı baş kısımlarını alıyoruz ve çok da içine geçmeyecek şekilde aşağıdan yukarı kabuk kısmına dilimler atıyoruz. Yaklaşık 2-3 parmak genişliğinde ve sadece kabuk kısmına bu dilimleri attıktan sonra portakalımızın kabuğunu bu şekilde soyuyoruz. Evet, portakallarımızın kabuklarını dilimler halinde soyduktan sonra sıra geldi şu içerisindeki beyaz kısmını temizlemeye. Şöyle kabuğumuzu biraz elimizde düz bir hale getiriyoruz. Ve bakın bu şekilde çok da fazla inceltmeden sadece üzerindeki beyaz kısmı kesip alıyoruz. Evet, bizim için bu kadar incelmiş olması yeterli. Evet, bütün kabuklarımızın içinin beyaz kısımlarını temizledikten sonra hemen şöyle bir tanesini alıyorum ve yaklaşık yarım santim, bir santim arası dilimlere ayırıyorum. Evet, bakın bu şekilde dilimlemiş olmamız bizim için gayet yeterli. Evet, bütün portakal kabuklarımızı ince ince dilimlere ayırdık. Şimdi bir tanesini alıyoruz. Şöyle uçtan başlayıp rulo şeklinde sarıyoruz. Bakın gördüğünüz bu minik minik ruloları sabitlemek için bir iğne ve ipliğe ihtiyacımız var. Hemen şöyle ucundan iğnemi geçiriyorum. Evet, bu şekilde hazırladığım bütün portakal kabuğu dilimlerini tek tek ne yapıyorum? İpe diziyorum. Evet, bütün portakal kabuklarımızı bakın bu şekilde inci boncuk gibi ipimizi tek tek sabırla diziyoruz. Ama görüntüsü de çok tatlı, çok ciciş, lezzeti de eminim bunun kadar olacaktır. Ve el emeği göz nuru reçelimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Evet, portakal kabuklarımızı tek tek emek emek iplere dizdik. Şimdi hepsini bir kabın içine alıyoruz. Bakın şöyle uç kısımlarının da çıkmaması için bir portakal parçasıyla güzelce sabitledik. Şimdi üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Ve bu şekilde suyun içinde 2-3 saat beklemeye bırakıyoruz. Evet, portakal kabuklarımız yeterince suyun içinde bekledi. Gördüğünüz gibi sarı sarı o acılığını suyun içine bıraktı. Şimdi hemen kabuklarımızı alıyoruz. Bu acı sarı suyunu boşaltıyoruz. Ve tekrar portakallarımızı kabımızın içine aktarıp tekrar üzerine geçecek kadar temiz su ilave ediyoruz. Portakallarımızı bu şekilde 2-3 saat daha bekletiyoruz. Bu işlemi gün içinde 2 ya da 3 kez tekrarlıyoruz. Evet, artık portakal kabuklarımızın yeterince acısı çıkacak kadar suda beklettik. Şöyle tabağımın içine alıyorum.
ve hemen bir tencerenin içine aktarıyorum. Yine üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve portakal kabuklarımı 10 dakika kaynamaya alıyorum. Evet, portakal kabuklarımız 10-15 dakika kadar daha haşlandı. Ve şimdilik ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve portakal kabuklarımızı tenceremizden süzerek alıyoruz. Ve tenceremizdeki bu sarı suyu boşaltıyoruz. Ve tekrar ocağa alıp içerisine 1,5 su bardağı su ve 1,5 su bardağı portakal suyu alıyoruz. Ardından 3 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırarak reçelimizin suyunu 2-3 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi portakal kabuklarımızı da tenceremize alıyoruz. Ve bu şekilde reçelimizi yoğunlaşana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Evet, reçelimiz ağır ağır kaynarken şu üzerinde biriken köpükleri almayı ihmal etmiyoruz. Evet, reçelimiz kısık ateşte ağır ağır 40-45 dakika kadar pişti. Şimdi hemen suyunun yoğunluğunu kontrol edeceğiz. Elimizde soğuk bir tabak var. Şöyle kaşığımızın ucuyla biraz reçelimizin suyundan alıyoruz. Çok fazla değil. Biraz tabağımızı aldıktan sonra şöyle tabağımızın üzerinde çevire çevire biraz soğumasını sağlıyoruz. Bakın, aktıkça bir bal kıvamında ağır ağır akıyorsa reçelimizin kıvamı tamam demektir. Evet, reçelimizin hemen servisini de yaptık. Şimdi şöyle ipinden de kurtarıyorum. Şöyle bir de iplerinden kurtardığımız haliyle göstereyim. Bakın, portakal kabuklarının rengi tıpkı o yaptığımız rulolar. Hiçbir bozulma, dağılma olmadı. Hemen müsaadenizle bir de şöyle tadına bakalım. Portakal kabuklarında acılıktan eser yok. Şekerinin kıvamı, yoğunluğu, portakal kabuklarının diriliği gayet yerinde. Hemen şöyle bir de ekmek üstü yapalım. Bir de böyle tadına bakalım. Çok çok lezzetli. Kış aylarında sık sık elinize geçen portakal kabuklarıyla hemen kaynatıp yapabileceğiniz oldukça lezzetli bir tarif. Muhakkak ama muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.